Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. Bugün sizlere geçen hafta Azerbaycan'ın gündeminde olan konuları iletmek istiyorum. Geçen hafta Azerbaycan'da yapılan bir düğün haftanın en çok konuşulan ve en çok tartışılan olayı oldu. 2020 yılın düğünü olarak tarihe geçen bu düğün, sıkı karantin rejiminde düğün ve nişan törenlerinin yasaklandığı bir dönemde gerçekleşti ve ülke gündeminde bir bomba etkisi yarattı. Düğünün bu kadar tartışılmasının sebeplerinden biri de düğünü yapanların ve bu düğüne katılanların kimlikleriydi. Son 45 yıldır Azerbaycan'ın iç politikasında ve kamu yönetiminde çok önemli bir rol oynayan, Sovyet döneminde Ulu Önder Haydar Aliyev'le birlikte çalışmış, 2003'te İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanlığından başlayarak son yıllara kadar Azerbaycan'da çok önemli bir devlet adamı ve politikacı olarak görülen, bugün de Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'nin başkanlığını yürüten Ramiz Mehdiyev, kız torununa bir düğün töreni yaptı. Ve her şey bundan sonra başladı. Ramiz Mehdiyev'in özel şatosunda gerçekleşen düğüne ülkenin tanınmış isimleri, ombudsman, rektör, bilim adamları, milletvekilleri ve iş adamları katıldı. Düğün töreninin video görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve protestolara yol açtı. Sert karantina rejiminin sadece fakir ve sıradan vatandaşlar için mi olduğunu sorgulayan insanlar, yetkililerin sıkı karantina döneminde kurallara uymamasını ve düğün yapmasını ülke yasalarına tükürmek gibi nitelendirdi. Düğün görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra Azerbaycan polisi harekete geçti ve ilk tutuklamalar başladı. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Ramiz Mehdiyev'in damadı, eski milletvekili İlham Aliyev ve onun kayınbiraderi Teymur Mustafayev mahkeme kararıyla 15 gün süreyle tutuklandı. Daha sonra düğüne katılanlar, rektör, bilim adamları, milletvekilleri, ombudsman ve diğer misafirler 400 manat para cezasına çarptırıldı. Bu Azerbaycan tarihinde benzeri görülmemiş bir olaydı. 45 yıldır Azerbaycan siyasetinde fiilen ikinci şahıs olarak gösterilen Ramiz Mehdiyev'e karşı bunun yapılması toplumda şok etkisi yarattı. Kimdir Ramiz Mehdiyev? 83 yaşındaki Ramiz Mehdiyev 1995'ten 2019'a kadar Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanıydı ve ülke içindeki hemen hemen tüm siyasi süreçleri kontrol ediyordu. Ramiz Mehdiyev'in bir sözü valilerin atanması, milletvekillerinin seçilmesi ve genel olarak devlet önemi olan personelin atanmasında çok önemliydi. Bugün Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki mevcut milletvekillerinin çoğu Ramiz Mehdiyev'in tavsiyesi üzerine iktidar partisinin seçim listesine alındı ve daha sonra milletvekili seçildi. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı yönetiminden uzaklaştırıldıktan sonra Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'ne başkanlık eden Ramiz Mehdiyev, Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin güçlenmesinde büyük rol oynadı. Bu nedenle de bazı çevreler onu Kremlin adamı olarak tanıtıyor. Torununun düğününden sonra Azerbaycan televizyonlarında, gazete ve haber sitelerinde ve sosyal medyada Ramiz Mehdiyev'e karşı büyük bir propaganda başladı ve Ramiz Mehdiyev'i eleştirenler arasında kendisi aracılığıyla milletvekili seçilenler de vardı.